Merhaba hocam, öncelikle hoş geldiniz. Üniversitemizin en çok yayın yapan 10 akademisyeni arasında yer aldınız. Bunun için öncelikle sizi tebrik ederiz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben doçent doktor Ali Mardani, 1985 yılında İran'ın Azerbaycan bölgesinde doğdum. Eğitimci bir ailenin 3 çocuğundan biriyim. Lisans eğitimimi İran'da tamamladıktan sonra 2009 yılında yüksek lisans eğitimime Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü Yapı Malzemesi Anabilim Dalı'nda başlayarak 2016 yılında aynı alanda doktora ünvanımı aldım. 2016 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemesi Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak göreve başladım. 2019 yılında doçentlik ünvanını üniversite arası kuruldan aldım. Halen aynı ünvanla öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Uzmanlık alanınız nedir? Bu alanı tercih etmenizin özel bir nedeni var mı? İnşaat mühendisliği, yapı, yapı malzemesi, hidrolik, geoteknik, mekanik, ulaştırma, deprem ve yapı işletmesi gibi ana bilim dallarına oluşmaktadır. Benim e, demin de bahsettiğim gibi yüksek lisans ve doktora eğitimi yapı malzemesi alanının ana bilim dalında tamamladım. Benim de uzman olduğum bu alanda çimento, beton, çelik, ahşap, seramik, cam ve polimer gibi yapıda kullanılan tüm yapı malzemelerinin davranışı, incelenmektedir. İnşaat alanında projeler yapan aile şirketimiz olduğu için şantiyelerde çok vakit geçirdim. Küçüklükten beri hayalim inşaat mühendisliği ol olmak ve bu alanlar uzmanlaşmaktı. Uzmanlaşmak amacıyla başladığım lisansüstü eğitimimde tanışman hocam Sayın Profesör Doktor Kambiz Ramiyar sayesinde yapı malzemesi alanına olan ilgim arttı ve bu alanda gelişip uzmanlaşmak istediğimi fark ettim. Yapım malzemesi ana bilim dalının, inşaat mühendisliği bölümünün en e, yeniliğe açık, dinamik ve teknolojinin ilerlemesiyle sürekli kendini geliştiren alanlardan biri olması sebebiyle bu alana ilgim gün geçtikçe artmıştır. Bu zamana kadar kaç yayın sayısına ulaştınız? 76 tane seyirciye yayın olmak üzere toplamda 185 tane yayınım mevcuttur. Ayrıca 12'si TÜBİTAK olmak üzere toplamda 29 adet projede yürütücü olarak görev aldım. Danışmanlığımda dördü doktora tezi olmak üzere toplamda 14 lisans üstü tez çalışması tamamlanmıştır. Ayrıca 2023 yılında beton ile alakalı çok kapsamlı bir kitabımız da basılmıştır. Hocam bir yandan akademisyen olarak proje ya da yayın üretirken bir yandan da öğrencilere ders anlatıyorsunuz. Bu çalışma alanları arasında öncelik sıralamanız nasıl? Öncelikle bu yoğun çalışma ortamında hayattaki önceliklerimi net bir şekilde belirliyorum Hedeflerimi belirleyip onlara ulaşmak için çok çalışıyorum. Her hafta yapılacak listesi oluşturup o plana sadık e, kalıyorum. Ayrıca akademisyen ve araştırmacı kişiliğimi dengeli bir şekilde devam ettiriyorum. Proje ve yayın üretiminin e, kum olduğunu söyleyebilirim ama yetiştirdiğim öğrenciler de benim için çok önemli. Her iki alanda da eşit vakit e, ayırmaya çalışıyorum. Hocam bu görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirirken nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bunların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Bazen e, sosyal anlamda kendime ve aileme vakit e, ayıramadığım oluyor. Dengeli bir hayat e, yaşamaya çalışırken ailemin desteği çok e, önemli oluyor. Onların desteği sayesinde zorlukların üstesinden gelebiliyorum. Ayrıca lisansüstü öğrencilerimle beraber bir ekip olarak çalışıyoruz. Bir proje ya da yayın üzerinde çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz? Projeler özgün, yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, açık ve anlaşılır olmalı. Projelerde problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetler arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. Sürdürebilir olmalıdır. Alanına yeni ve estetik bir bakış açısı getirilmelidir. Proje çalışmaları toplumsal ve sosyal yarar sağlamaya dönük olmalıdır. Tüm bunlar ile beraber sürekli dünyadaki gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Son yıllarda kazandığım TÜBİTAK proje konuları e, bunun bir göstergesi olabilir. Yayın çalışmalarında ise sürekli literatür, literatürü takip ettiğim için e, alanımla ilgili güncel ve literatüre katkı sağlayacak çalışmalar planlamaya çalışıyorum. Kaliteli ve üniversitemizin dünya sıralamasında ilerlemesini sağlayacak kategoride yayın yapmayı hedefliyorum. Bu bağlamda ürettiğimiz yayınlar genelde Q1-Q2 kategorisindeki dergilerde basılmaktadır. Te, e, tek bir konu üzerinde değil, Farklı konular üzerinde çalışmalara e, özen yapmaya özen gösteriyorum. Geleceğe dönük olarak hedefleriniz neler? Yapmak isteyip de yapamadığınız proje ya da yayınlarınız var mı? Varsa anlatabilir misiniz bize? Geleceğe dönük olarak hedeflerimizden biri yetiştirdiğim öğrencilerin e, güzel yerlere gelmesini görmek. Örneğin doktora danışmanlığını yaptığım doktora öğretim üyesi Süleyman Özen, Bursa Teknik Üniversitesi'nde ve doktora öğretim üyesi Muhammed Gökhan Altun, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde çalışmaya başladı ve e, araştırmalarına inşaat mühendisliği bölümü, yapımı malzemesi, ana dalında devam ettiriyorlar. Ayrıca yaptığım bilimsel çalışmaların atıf alınması ve desteklenmesi de güzel bir motivasyon örneğidir. Avrupa Birliği projesi almak istiyorum. Aslında geçen sene bir AB projesi gönderdik ancak çok az bir puanla projeyi kazanamadık. Şu anda onun hazırlıklarını yapmaktayız. Sizin gibi araştırma yapmak isteyen veya bu yolda kendisini geliştirmek isteyen genç akademisyenlere tavsiyeleriniz neler olacak? Her şeyden önce planlı ve çok disiplinli olmalıyız. Bu çalışma felsefesini beraber çalıştığımız öğrencilerle de oluşmasını sağlamalıyız. Çok ve daha çok okumalıyız. Literatüre hakim olmalıyız. Ortak çalışmalara açık olmalıyız. Akademisyenliği bir hayat tarzı olarak benimsemeliyiz. Yapacağımız işi dürüstlük, sadakat ve çalışkanlıkla en iyi şekilde yapmalıyız. Önce kendimize saygımız olsun, işimizin kalitesi bizi temsil edecektir. Üniversitemizi saygın dünya üniversiteleri kategorisine sokmak için neler önerirsiniz? Öğrenci ve araştırmacı yetiştirmeye e, yeni lisans seviyesinden başlamamız gerekmektedir. Her öğrencinin mutlaka ilgi duyduğu, yeteneğinin ve tutkusunun olduğu bir alan vardır. O alanları iyi tespit edip Öğrencileri yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Üniversitemizin dünyaca sayı üniversiteler arasında girmesi öğrencilere ve biz akademisyenlere bağlıdır. E, proje yayın üretiminin yanında söz konusu proje ve yayınlara öğrencileri de dahil edip onların da konulara hakim olmasına destek olmalıyız. Yeni fikirlere açık olmalıyız. Uluslararası yayınları taramalı, literatüre hakim olmalı ve literatüre ek bilgiler üretmeye çalışmalıyız. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.